diye. Mesela şimdi bakın, tabi derin gerçekler özgünlüğüyle Sayın Dilipak, siyah ajanı Grand Füller ile kaç defa görüştünüz? Bir defa. Soruyor. Bir defa sayın izleyici. Siyah adına çalışma teklifini ne zaman yapmıştı size diyor. 90'lı 91. yıllarda. Bunu da 91. söyledik. Bunu da duydunuz. Fethullah Gülen ve Füller Kanada'ya gitmişti. Siz de İsrail üzerinden Kanada'ya gittiniz mi diye sormuş. Hayır. Hiç. Hayatınızda hiç Kanada'ya gittiniz mi? İsrail'e gittiniz Kanada'ya mi? Kanada'ya bir defa gittim. Kanada'ya bir defa gittiniz İki mi? defa gittim Kanada'ya. Kanada'ya. Evet. Kanada'ya iki defa gitmiş ama... İsrail'e uçaktan inemedim. Kudüs için Erbakan'la bir defa gittiğimizde çatışma vardı. İnemedik, döndük. Yani ben hiç Kudüs'e de gidemedim. İsrail'e de gidemedim. Soru şu, enteresan. Gülen, Füller ve Dilipak üçünüz Kanada'da buluştunuz mu diye soruyor. Böyle bir soru. Hayır, ya. Ben ne Füller'le. Füller Kanada'da olduğunu biliyorum. İstanbul'da mı görüştünüz Füller'le? İstanbul'da görüştüm. Mesela Kanada'da şeyle görüştüm. Ona sordum, bu Kalkancı tarikatını nasıl kurdunuz diye. Tuncay Güney'le. Tuncay Güney'le görüştünüz. Kanada'da görüştüm, evet. Tuncay Güney, BÇG'yi deşifre eden, haham olan, sonradan işte Kağıthane Gültepe'de oturan, Mektup Dergisi'ne girip çıkan, akşamları gay barda takılan bir arkadaştı. Şimdi herhalde o da döner Fethullah yakında. Fethullah Gülen'in de yani evet. Samanyolu'nda programlar redaksiyonunu yapan biri. Ayrıca da Veli Küçük'e de çok yakın birisi. Veli Küçük'ün tabii. Şimdi zaten Ergenekon diye bir terör örgütü yoktur açıklamasından sonra herhalde Tuncay Güney'de dönüş hazırlıkları falan yapıyor mudur? Her şey mümkün. Mümkün değil mi? Her şey mümkün. Bu sorunlar enteresan yalnız. Bakın acayip izleniyoruz. Yani bu normal bir vatandaşın sorduğu bir soracağı bir soru da değil. Onu da söyleyeyim. Yani bir takım kurguları tabii sosyal medyadan okuyorlar.